Ben de tekrar hoş geldiniz diyorum. İsmim Sefa. Ben de affınıza sığınarak, peşinden özür dileyerek mikrofonu biraz elimde tutacağım. Baştan özür dileyim. Tabii sizin de ayaklarınıza sağlık. Yani sadece burayı değil, son zamanlarda takip ediyoruz. Sahiden takımı hep şehirle iç içe tutmaya çalışıyorsunuz. Ayaklarınıza sağlık, sağa sola hep hiç gocunmadan gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde de görüyorsunuz. Yani Eskişehir Spor artık bu şehrin ruhunu işlemiş. Yani ele önceki zamanlarda arkadaşın dediği gibi stat çarşının içindeyken bütün Eskişehir sanki siyah kırmızıydı. Herkes olup olup oraya yakınlaşıyordu. Yine aynı hava artarak daha modern ve daha güzel bir şekilde bence de devam ediyor. O taraftar sayısı giderek de artacaktır bana göre de. Bugün de mesela buradasınız. Fatih Fen Lisesi'ndesiniz. Eskişehir'in en iyi lisesindesiniz. En başarılı lisesindesiniz. Hatta Türkiye'nin önde gelen okullarından, liselerinden bir tanesindesiniz. Ama burada bile siz geldiğiniz andan itibaren enerjiyi, olan ilgiyi, bağlılığı hissetmişsinizdir. Ben hatta burası öyle bir okul ki okulda teneffüs zilleri Eskişehir Spor marşı çalar. Yani duydunuz bilmiyorum, siz geldiniz diye değil, sürekli öyle. Ve bizim okulumuzun arkasında, arkanın bir tarafında okulumuzun logosu yer alırken diğer tarafında Eskişehir Spor logosu yer alır. Bunun da başka bir örneği, başka bir yerde var mı bilmiyorum. Var mı abi? Bunu tabii arkadaşlarımızın isteği ve beklentisi doğrultusunda ben öğrenci meclisi başkanlığı dönemindeyken yaptırmıştık. Ve biz buna gururla nereye gidersek diyelim, bundan sonraki hayatımızda hocam sizin dediğiniz gibi biz de milli formayı nerede giyersek diyelim, bunu gururla taşıyacağız. Bu her yerde böyle. Siz işte dün 112 acil değildiniz, oradaki insanların bir ilgisi bambaşkaydı. Hocam şimdi affınıza sığınarak birkaç cümle daha sizin hakkınızda söylemek istiyorum. Nacizane, çok özür dilerim, maddim değil ama tabii siz bu kulüpten içeri adımınızı attığınızda belki böyle bir süreç yaşayacağınız, hani az buçuk hissetseniz bile bunları hayal bile edemezdik. Ama o dönemde gördük ki gerektiğinde masaya yumruğunu vurabilecek, işte Eskişehir'in ya da bizi, derdimizi üst mercilere anlatabilecek abilere, seçilmiş, atanmış insanlara da ihtiyacımız fazlasıyla vardı. Bugün bu yaptığınız yerde ben çok kıymetli buluyorum. Sebebi de şu, buradaki insanlar geleceğin doktorları, mühendisleri ve üst düzey yöneticileri olacaklar. Bu bağlılığı, bu sevgiyi, bu ilgiyi de böyle arttıracak bir çalışmada bulunmanız adına ben Fatih Fensiz öğrencisi olarak çok teşekkür ediyorum. Siz dediğim gibi o zaman gittiğinizde belki bu süreçleri bu kadar yaşayacağınız aklınızın ucundan bile geçmezken böyle bu işlerle bu kadar karşı karşıya kaldığınızda belki de sizin için en kolay olacak şey tamam hani benden bu iş geçti ben gidiyorum kusura bakmayın size başarılar dilerim deyip gidenler gitmek olacak sizin için en kolay şey ki bunu yapan bir sürü insan var. Ama giden sıradan biri, herhangi birisi sıradan birisi olmak yerine kalıp bambaşka bir hikaye yazmayı tercih ettiniz bence. Ki bunu da hocam bunu da işte son zamanlarda daha fazla hissedilse de ulusal basında çoğu Süper Lig hocalarından bile daha fazla yer edindiniz. Herkes sizi konuşmaya başladı. Herkes Eskişehir'deki bu futbol hareketlenmesini, ayaklanmasını konuşmaya başladı bu endüstriyel futbola karşı. Bunda çok payınız çok fazla. Bana göre bu süreçteki en büyük şanslarımızdan bir tanesi de Fuat Çapa'ydı. Tabii bizim daha öncesinde Abdullah Gegiç hocamız vardı. Tabii ona biz şahit olamadık. Biz hep babalarımızdan, dedelerimizden dinledik Abdullah Gegiç'in efsaneliğini. Ama hocam şöyle bir şey var. Bizim neslinde ileride çocuklarını anlatacağı bir Fuat Çapa'sı oldu sizin sayenizde. Siz de bizim gurur kaynağımız, Eskişehir'imizin İşte kurucu antrenörlerinden, diriliş antrenörlerinden, efsanelerinden bir tanesi olacaksınız. Ve belki bu şehre bir gün heykeliniz bile dikilecek sahiden. Oyuncular bazında da eğer yani birkaç cümle de onlar adına söylüyorum. Kusura bakmayın sözü uzattım biraz ama. Genç oyuncular yani bizim çocuklarımız dediğimiz, yani ben yaşça küçüğüm ama şehrimizin diliyle bizim çocuklarımızın bir anda genç takımda oynarken U21'de, U17'de mücadelelere, müsabakalara katılırken bir anda
şartlar değişiverdi ve profesyonel ligde oynama sorumluluğunu almak zorunda kaldılar. Bu onlar adına da çok sorumluluğun altından kalkmak güç ama aynı zamanda bana göre onlar adına kazanç olarak da çok fazlaydı. Ki bu kazanç sadece Eskişehir spor bazında değil, oyuncular bazında değil, Türk futbolu açısından. Ve bunların başında da Fuat Çapa gibi hakikaten bir eğitimci bir insan var. Bu arkadaşlar yani bu bizim çocuklarımız dediğimiz insanların tribündeki yaşattıkları hisler, ben de her maça gidiyorum. Bizim yaşadığımız hisler, onlar bir gol attığında bile ya da bir puan aldığında bile çok kupalara bedeldi. Çünkü camia olarak kendi evlatlarını forma edip sahada mücadele ettiğini hissediyorlardı. Siz anlatırken Fazlı Hocam da kulübümüzün yaşayan efsanelerindendir. Bütün maçlarını havza atmış, derslerde ara ara anlatır. Sizin anlattığınız hikayelerde gözü doluyor hocamızın. Böyle bir sevda var. Ki o insanların tribünde kendi evlatlarına bakmasını düşünün. Sizin, bizim çocukların bize yaşattığı şeyler asla unutulmayacak. Biz dileriz ki hep beraber çok güzel şeyler imza atalım ve bizden hiç ayrılmayın. Ama inanıyorum ki siz zaten çok güzel başarılara imza atacaksınız ve çok güzel yerlere geleceksiniz bizim çocuklar olarak. Nereye giderseniz gidin bu şehir sizi hep destekleyecek. Hep kalbinde bambaşka bir yeriniz olacak. Beraber o hikayeyi yazdığınız insanlar sizin hep arkanızda olacak. Ve siz nereye giderseniz gidin sadece parasını alıp topunu oynayan oyuncular olarak değil, bu bekleyen, 6 ay bekleyen abilerimiz için özellikle çok önemli bir şey. Ne kadar karakter sahibi insanlar olduğunuzu bütün camialar gördü, bütün futbol dünyası gördü. Siz de olur da güzel yerlere, yani çok güzel, çok başarılı yerlerde olduğunuzda da bizleri unutmayın. Bu hikayenin nereden başladığını asla unutmayın. Biz sizin hep destekçiniz olduk, hep yanınızda olduk. Kaptan, bütün cefa isim hocamızın dediği gibi cefalı dönemde de sefalı dönemde de bizle beraber olduk. Tabi onlar da 6 ay gibi bir süre top oynamadan kulüpte beklediler. Bu hele günümüzde bir futbolcu için çok zor bir şeydi. Onlara yoldaşlık ettiler, bu yüzden de size çok minnettarız. Ben bir Fatih Fen Lisesi öğrencisi olarak, bir Eskişehir spor taraftarı olarak sizlere çok şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Size de sorum şu. Fuat Çapa'nın Eskişehir Spor'la beraber kısa vadede hedefleri ve uzun vadede Eskişehir Spor'la var olan hayalini. Bir kere açılış konuşmasında söylediklerim yani beni çok duygulandırdı artık. Böyle düşünmek ve ifade etmek hem gururlandırdım hem de duygulandırdım. Şimdi şöyle sordum bana, işte bundan sonra daha iyi yerler diyelim. Bundan sonra benim için daha iyi yer yok. En iyi yer burası. Gerçekten. Bunu bütün samimiyetle söylüyorum.